ya. Çok teşekkür ederim. Güle güle uçur canım oğlum benim. Anne, dün gece neler oldu öyle ya? Merve ne dedi? Ay, bilmiyorum İlay'cığım. Yani işte hem biliyorum hem bilmiyorum. Ay Nilay, ben dayanamayacağım ya. Benim şirkete gitmem gerek. Sen kardeşin göz kulak ol, tamam mı? E tatil bugün. Olsun anneciğim, ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Gidiyorum ben. Ayaz, ben geliyorum annem. Göz kulak ol. Hadi bay bay. Bay bay. Ömer Bey. Buranın hali ne böyle? Haberin yok mu olup bitenden? Hayır, var var. Onun için geldim zaten ama. Of. Ne var ne yoksa götürdüler dün gece. İş yeri değil, enkaz artık resmen. Ama yani bir yolu vardır değil mi? Biz bunun üstesinden gelebiliriz herhalde. Artık çok geç Arzu. Hepimiz topun ağzındayız bir de. Yarın iş günü bomba patlayacak. Bütün müşterilerin haberi olacak. Bittik biz ya. Bittik. Hani ne diyeceğiz şimdi biz bu insanlara? Tamam. Tamam durun bir dakika, sakin olun. Önce biz bir hasar tespiti yapalım. Tamam mı? Önce biz anlayalım bir ne durumdayız. Ona göre müşterilerimizle konuşuruz. Yani yapacak başka bir şey yok. Biz bunu yapabilecek durumda mıyız peki? Her şey şifrede. Tamam, şifreleri ben biliyorum ama kimseyle paylaşma yetkim yok. Hı. Evet, şu anda harekete geçmek önemli olan. Aynen öyle. En doğrusu o. Onun için bence bir an önce döküm yapalım. Harekete geçirelim. Sonra da bir bilgilendirme maili atalım müşteriler için, tamam? Tamam. Tamamdır. Tamam. Of! Ömer Bey, sakin. Gerçekten. Orta sınıf hesaplar. Senin eski eşin de tabii. Hı, doğru. Mehmet'in hesabı var değil mi burada? Hı hı. Peki bunlara ne oldu? Yani bu orta sınıf hesaplara bakmak durumunda mıyız şu anda? En büyükleri dolandırmış görünüyoruz. Hı hı. Yapıldı denilen işlemler yapılmamış. Evet. Fake karlar gösterilmiş. Hı. Küçük hesaplara da girilmiş ama ufak ufak, yer yer. Hı, hepsine sıkıntı yok ama gene bakmak durumundayız diyorsun o zaman. Peki yani giden gidiyor mu? Yani bütün dokundukları hesapları pert mi ediyor bu adam? Yok, ana parayı kurtarıyoruz canım. Hepsi sigortalı. Ben çok yalvarmıştım fazla masraf oluyor diye ama Serhan Bey zamanında ısrar etti. Allah'tan da etmiş. Serhan ne durumda acaba ya? Serhan Bey'i koğuşa almışlar. Ne yapacağız Arzu? Serhan Bey'e ne olacak? Bize ne olacak? Hani Serhan Bey ya çıkamazsa, ya suçlanırsa? Hulusi Bey dönmüş müdür seyahatten? Ne yapacaksın ki Hulusi Bey? Yarın öğlen bir toplantı ayarladın mı onunla? Nanotek bir çarşaf aldın mı, onu vereceğim. Arzu, şu anda kimsenin karşısına çıkacak yüzümüz yok. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Aklımda bir şeyler var ama.
Durum bu ne yazık ki Hulusi Bey. Sizle tatil dönüşü epey sarstık ama yüz yüze görüşmek istedik. Ya aklım almıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Asıl bizim kaybımızla ilgili ne söyleyeceksiniz? Serhan Bey hesapları sigortalattı. Bu sayede ana paranız ödenecek. Serhan'ı tercih etme sebebim de bu profesyonelliği zaten. Sayılıdır sigortaya bütçe ayıran firma. Ama Serhan'ın bile başına böyle bir şey geliyorsa kimseye güven olmaz artık. Çok yazık. Süreç tamamlanmış değil Hulusi Bey. Serhan Bey bunların üstesinden gelecektir. Size de kaybettiğinizin fazlasını kazandıracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Tabii şu sırada beklemek yerine bizimle çalışmayı tercih edebilirsiniz. Biz derken? Bizim ne derken? Enver Bey ve ben. Tam da bu aşamada yeni butik bir şirket açmayı planlıyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Hı hı. Tam da şunu düşünüyoruz. Beklemenin kime ne faydası var? Biz sizinle ne güzel planlar yaptık, değil mi? Hayaller kurduk. Şu an neden bunları erteleyelim ki? Ne yazık ki tam da böyle durumlarda adapte olmak lazım, değil mi? Survival of the fittest. Yani uyum sağlayan ayakta kalır. Çok doğru söylüyorsunuz aslında. Neden olmasın? Düşünelim bunu. Arzu da artık, hayır, yani bilmiyorum. Sağduyulu mu hareket etmeye çalışıyordu yoksa batan geminin mallarını mı yağmalıyordu? Ama yaptı bunu. Serhan'ın müşterilerinden birini alarak kendi çıkışının hazırlığını seçti. Versene şunu. Anne. Oğlum. Ben sana pantuf aldım. Giysene. Ay ben nasıl unutmuşum ya pantuflarımı? Benim cömert, yakışıklı oğlum. Pantuf almış. Nasıl? Çok güzel. Harika ya. Harika oldum. Harika bence. Bence de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne, anlatmayacak mısın? Dün de geç geldin. Şirket ne durumda? Şirket fena. Çok fena ama toparlayacağız ya Nilay'cığım. Anne gelsene. Bir konuşalım seninle. Efendim? Doğru söyle bana. Hiç mi umut yok? İşsiz kaldın şimdi değil mi? Yok yani tam olarak öyle değil. Yani Serhan için umut yok ama. Nasıl yani? Nilacığım hazır mısın? Ben bir şirket kuruyorum. Yani Serhan'ın işleri düzenine kadar müşterilerle birinin ilgilenmesi gerekiyor. Onun için. Sen şirket açıyorsun. Galiba. Yani krizi fırsata çeviriyorsun öyle mi? Aa, hayır ya Nilay lütfen öyle deme. Ben hiç bir kötü niyetim yok yani. Merve biliyor mu bunu? Bilmiyor. Yani henüz bilmiyor. Zaten kapıları da açmıyor.
Hani yılın ters köşesi senden geldi. Vallahi bravo. Nilay ya, gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen. Neden? O müşteriler zaten başka firmaya giderlerdi. Bir daha da geri dönmezlerdi. Yabancıya gitmemiş olacaklar en azından. Evet, aynen. Ya çok akıllısın ha. Ben de aynen böyle düşündüm. Yani bir sürü insan var. Çolukları çocukları var. Sizler varsınız. O kadar çalışan insan, yazık günah. Birinin bu işleri yapması lazım. Yani biliyorum şimdi herkes fırsatçılık diyecek ama olan da bu. Anneciğim bak, ben seninle çok gurur duydum. Bu kadar kısa zamanda o kadar müşterinin güvenini kazanmak çok zor bir şey. Sen hiç kendini suçlu hissetme. Öyle mi diyorsun?